Yaptıkları muhalefet değil, parti içi kötülük. Bu sözler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'a ait. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi muhalefet yapan isimlere seslendi. Özellikle CHP'de kurultay süreci sonrası bu tablo hep konuşuluyor, tartışılıyor parti içerisinde muhalefetin olduğuna yönelik. Hatta CHP'li bazı vekiller seçim kaybedilsin diye çalışmıyor iddiaları var. O iddiaları da değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 genel başkan yardımcısı gazetecilerle bir araya geldi. Gündemde ise bir kez daha parti içi muhalefet vardı. CHP çok sesliliğe her zaman önem vermiş bir partidir. Ancak şu anda farklı fikirleri ifade edenler neredeyse trolleşmiş durumda. Parti içi muhalefet zaman zaman faydalı olabiliyor ama şu anda bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülüktür. Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut bu sözlerle yüklendi parti içi muhalefete. CHP'li bazı vekiller seçim kaybedilsin diye çalışmıyor iddialarına da çok sert tepki gösterdi. "Bu bir hainliktir." dedi. Sözü aday gösterilmeyince partiden istifa edip yerel seçimde farklı istikamette ilerleyen isimlere getirdi. İnsanlar bulundukları konumu kendi koltukları olarak görmeye başladılar. Ben bu arkadaşların yaptığı yanlışı 1 Nisan'da fark edeceklerine inanıyorum. Umarım hasar vermezler. Umarım herhangi bir ilçenin kaybına vesile olmazlar. Bir yandan da ana muhalefet partisinde seçim kampanya süreci devam ediyor. Reklam filmleri bir bir gösterime giriyor. Ancak bu filmlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yer almıyor. Bunun gerekçesini Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi anlattı. Lütfü Bey müzikli bir reklam filminde oynamak istemiyor. Çünkü acılar çok taze, acıya hassasiyet gösteriyoruz. Müzikli bir seçim çalışması Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş için olmayacak. İstanbul ölçeğinde oldukça fazla adaylı bir süreç var. Ankara'da da keza öyle. Bütün partiler hemen hemen aday çıkarmış durumda. Bu da tabii geçmiş dönem için ittifak denklemini değiştiren bir parametre oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala da bu konuyu gündeme taşıdı. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Cumhur İttifakı yerel seçimde zafere ulaşacak dedi. İşbirliği arayışları sonuçsuz kalan yeniden Refah Partisi'ni ise eleştirdi. Seçime tek başına girdikleri için CHP'nin kazanma şansı artıyor diye konuştu. Verilen oy o partiye de verilmiş olmuyor. Verilen oy doğrudan e, CHP'nin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yaptı. Ancak yeniden Refah Partisi bu kez denklem dışı kaldı. Peki bu durum 31 Mart'ta dengeleri nasıl etkileyecek? Yeniden Refah Partisi girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama kendisi orada seçime girdiği için CHP'nin kazanma ihtimali artıyor. Bütün veriler o seçimi kazanma ihtimallerinin olmadığını gösteriyor. Yani bunun için müneccim olmaya lüzum yok. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala bu tutumuyla yeniden refah cephesinin muhalefete avantaj sağladığını söyledi. Buna karşın yerel seçimden zaferle ayrılacaklarının altını çizdi. AK Parti belediyeciliği özlemi içerisindeler. Ankara İstanbul'da da zaten Cumhur İttifakı'nın alacağı ve iş başına gelip yolumuza devam edeceğimiz çok açık bir biçimde görülüyor. Belediyecilik AK Parti'de bir markadır. Bu markayı tahkim edecek sonuçlar da sandıktan çıkacaktır.